Merhaba. Merhabalar. Bugün aslında birazcık iradeyi ziyaret gibi oldu. Evet, nereden? Ha şeyden, Isaac Gala'dan. Evet, Isaac doğru. Gala'dan. Doğru. Neler söyleyeceksiniz bugün için? Shakespeare'in bir evet. oyunu, filmi, özür dilerim. Bugün yok, oyunu. Doğru. Filmden uyarlanma. Aynen. Şey çok... Dört kez de beklediğimiz bu oyun. Ne zamandır provalarını yapıyorlardı, çok büyük emek veriyorlardı. Eminim çok güzel bir oyun oldu. Zaten Nezaket Uraz arkadaşlarımız çok başarılılar ve çok hayranız onlara. Öyle onların başarısını paylaşmaya geldik. Galata'da hemen herhalde şunu soralım. Önünüze geçmek istemiyorum dediniz ama bütün magazin basınında siz vardınız. Özellikle kıyafetiniz çok konuşuldu. Kıyafetim, teşekkür ederim. Evet, yani öyle oldu. Özendik tabii. Kıyafet, styling, her şeyi özendik. Ne güzel hemen ki. Hemen Shakespeare mimiklerden size soracağım efendim. Çok güzel, çok güzeldi canım. Ben yani bütün beğenilerimi sundum zaten kendisine boğuşana kadar. Çok güzel. Listelere de hızlı bir giriş yaptı aslında. Film, evet çok izlendi. Dünya çapında da çok güzel izlendi. Dünya çapında İngilizce olmayan bir film 8. sıradan girdi. 1.400.000 evet. rakamına ulaştı. Neler söyleyeceksiniz? Beğenenler de çok oldu, beğenmeyenler de oldu ama sizin görüşleriniz bu yorumlara neler? Güzel valla. Ben zaten çok severek o filmde olmayı istemiştim. Herkesin bunu beğenmesi çok iyi oldu tabii. Beğenmeyenler var. Genel olarak kişiye özel de beğenmemek oluyor. Bazen sizi sevmedikleri için de beğenmediklerini söyleyebiliyorlar ama gerçekten güzel argümanlar sunarak niye beğenmediğini anlatanları tabii hemen ayrıştırıyorsun. Diğerleri daha saldırgan bir dille konuşuyor. O zaman yakın çevremizden bahsederek konuşalım efendim. Beğenenler ve beğenmeyenler olarak ayırdınız mı? Yakın çevremi mi? Evet. Benim çevrem hepsi beğendi. Hepsi beğendi ya da bilmiyorum belki bana söyleyemezler ama yok yani beğenildi. Bayağı beğenildi. Sizin düşünceleriniz nedir efendim bu konuda özellikle beğenenler ve beğenmeyenler olarak da? Ya bizdeki olay şu aslında beğenmemekle ilgili hiçbir problem yok ama onun nasıl dile getirdiğini çok önemli. Biz biraz eleştiriyle alakalı yerden biraz sınıfta kalabiliyoruz. Bazen eleştiriyle nefreti karıştıran şeyler, yorumlarımız olabiliyor. Ama hani genel olarak ben hani beğenenler tarafına daha çok odaklıyım ve zaten benim etrafımdaki herkesin çok beğendiğini, çok da sevdiğini zaten gözlemledim. Röportaj esnasında, özellikle Galata röportaj esnasında biz fark edemedik ama orada haberlerde çıktı biliyorsunuz ki özellikle Cem Bey'in Osman Güven açıklamasında mimikleriniz çok konuşuldu efendim. Yorumunuz ne olacak? O mimikleri neye yoruyorsunuz? Yani o konuyla ilgili bir yorumum olmayacak. Tabii ki çok üzülüyorum. Bunları görünce ve yapılan yorumları okuyunca ama yapacak bir şey yok. Yani işimizin bir parçası devamlı böyle. Olur olmadık şeyler yazılıp olur olmadık yani doğru olmayan şeyler de çok konuşuluyor. Yani herkesin başına geliyor. Bütün meslektaşlarımın başına geliyor. O yüzden diyeceğim bir şey yok ama tabii ki üzücü böyle her şeyden bir şey çıkarmaları. Yani bir şey biliyorsunuz ben böyle hep tabana bakarım yani şu anda da bakıyorum. Göz devirdi oluyor falan. Hani Jesse'nin mimikleriniz yanlış anlaşıldı diyebilir miyiz? Ya da hep şu yorumlar da yapıldı. Ozan Bey'de acaba bir problemim mi vardı endişe? Yani bu resmi mimiklerle ilgili konuşabilirim. Ben orada hani başka şeyler düşünüyordum, başka yerlere bakıyordum. O diğer konuya hiç girmemize gerek yok bence. Peki girmeyelim o konuya. Yani efendim geçtiğimiz zamanlarda, önceki zamanlarda biliyorsunuz ki bir muhakkak davanız vardı. 7 yıllık bir hapis cezası istendi. Son durum nedir? Onu da soralım, onu da öğrenelim sizden. Özür de diledi Burak Bey ama siz kabul ettiniz mi bu özrü? Dava devam ediyor. O kadar söyleyeyim. Evet, dava devam ediyor. Konuşma yani. İstemiyorsunuz. Bu konuda şey davayı etkilememek için özür doğru mudur efendim? En azından onu soralım. Sizlerden bir özür dilediği söyleniyor çünkü. Yani şöyle çok uzun bir hikaye ama davayı geri çekmememizin elbette bir sebebi var. Aynen. O kadar söyleyeyim. Yani çok güzel katılıyorum kendisine. Peki o zaman. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok mersi. Kolay gelsin size. Çok özür dilerim. 90'ları yaptınız. 90'ları yaptı, evet. Evet, 90'lar müthiş... modası. Evet. 90'lar modası başladı efendim. Tüm sanatçılarımız 90'lar modasıyla uydu. Sizinkiler de çok konuşulmaya evet, başladı aslında. Evet, çok konuşuldu, çok sevildi. Yani kim yapsa güzel oluyor. Çok güzel bir aplikasyon. Yani yalan yok. Bayağı sevdim. Öyle akımlar olunca hemen ben de o akıma giriyorum ya. Seviyorum o şeyleri. Ayak uydurmayı, trende. Oyuncu arkadaşlarınızın da çoğu yaptı ama sizin en çok beğendiğiniz kim oldu bu akımda? Şükran Ovalı çok iyi oldu. Şükran Ovalı çok iyi oldu. Yani aynısı.
Ondan sonra başka kim çok iyi oldu? Pelin Akil'i gördüm. O çok iyi olmuş. Cem Bey'den bekliyor muyuz böyle bir şey? Cem zaten neyi koydu gördünüz mü? Görmedim kendi gençlik fotoğrafını koydu 90'larda. Gerçek 90'lar. Tabii gerçek 90'lar. Şey aplikasyonlara gerek yok. Gerçeği böyle olur falan gibi bir şey bir caption yazdı. Peki çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.